Elimizde taş yok, sopa yok, silah yok. Ellerimiz nasırlı. Ellerimiz işçi ve emekçi elleri. Anayasanın 34. maddesi der ki, şiddete başvurmadığınız sürece her Türkiye vatandaşı önceden izin almaksızın toplantı, gösteri ve yürüyüş yapma hakkına sahiptir. Burada tek koşul kimsenin güvenliğini tehlikeye atmamaktır. Burada kimsenin malına, mülküne, canına kasteden var mı aranızda? Yok. Ne istiyoruz? İnsanca geçinebilecek bir ücret istiyoruz. Zam istiyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde suç değildir arkadaşlar. Eğer bir suç varsa o da işçilerin bu barışçıl ve demokratik eylemine engel olmaktır. Bakın dün Boyar Halı'da da, Boyar Kimya'nın önünde de yaptılar. Pazartesi günü biz Gaziantep Barosu'yla birlikte işçilerin bu demokratik, barışçıl bir şekilde hak arama mücadelesini baskıyla engellemeye çalışan bütün yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Milletvekilleriyle de görüştüm ben bugün. Yarın pazartesi Büyük Millet Meclisi'nde Antep'teki işçilerin mücadelesini baskı ve hukuksuz bir şekilde engellemeye çalışanları hepsinden hesap soracağız. Bu ülkenin işçileri sahipsiz değil. Bu kentin gerçek sahibi işçi ve emekçilerdir. Şu organizede 200 bin işçi çalışıyor. Ailelerimizle birlikte bu Antep'in nüfusunun %70'i işçiler. Çalışırken pandemide, Covid'de işçiler makine başında ölürken bile biz çalışmaya devam ettik. Sokağa çıkma yasağında, eve kapanmalarda bile biz fabrikalarda çalışmaya devam ettik. Öyle değil mi? Kar yağdı, 16 saat, 20 saat aç karnına bize mesai yaptırdılar. Öyle değil mi arkadaşlar? 24 saat. Servisler gelmedi, 25 kilometre yolu yürüyerek gittik. Elektrikler kesildi, bizim suçumuz olmamasına rağmen bizim ücretlerimizden kestiler. Ve biz bunları yaşarken onlar ihracat rekorları kırdılar. Büyüme rekorları kırdılar. Kar rekorları kırdılar. Ama şimdi biz madem bu kadar büyüdünüz, madem bu kadar rekorlar kırıyorsunuz, bize de 3 kuruş daha fazla para verin diyoruz. Ama bunu yapınca bize hain muamelesi yapıyorlar. Ya siz niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? İşler kendi arasında konuşuyor. Tamam biz de siz de konuşuruz. Şimdiye kadar niye konuşmadınız? Bundan mı rahatsız oldunuz? Arkadaşlar, biz koyun değiliz. Bize diyorlar ki, aman ha provokasyona gelmeyin. Aman sizi kışkırtmasınlar. Aranıza başkaları girmesin. Başkaları dedikleri biziz ha. Ben de 16 yıl dokuma işçiliği yaptım ve 30 yıldır da işçi mücadelesi işçideyim. Burada bizim üyelerimiz var ve burada benimle birlikte işçilik yapmış arkadaşlarım var. Çünkü onlara göre işçinin aklı yok, işçinin iradesi yok. İşçi kendi aklıyla hak isteyemez. Eğer hak istiyorsa biri onları kışkırtıyordur. Çünkü onların gözünde siz cahil koyunlarsınız. İşçinin hak istemesi demokratik hakkıdır arkadaşlar. Siz bu haklarınız için mücadele etmek sizin anayasal hakkınızdır. Kim bunun için bu haklı mücadelenizde sizin karşınıza çıkıyorsa bilin ki işçi düşmanıdır. Bilin ki emek düşmanıdır. Tamam, hiç gerek yok. Hadi.